Merhaba. Evde kapalı kaldığımız, karantinada kaldığımız bu günlerde yapılacak en iyi işlerden birisi de elbette kitap okumak. Benim hayatım ilk kendimi bildiğim okuma yazma öğrendiğim çocukluk günlerimden bu yana okuyarak yazarak geçiyor. Ve o olmasaydı dünyada ne yapardım bilmiyorum. En büyük zevk. Mesela şu sıralarda tekrar klasiklerden Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı okuyabilirsiniz. Ya da Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk, bu dönemle de ilişkili olabilir. Ya da bizden Yaşar Kemal'den Bir Ada Hikayesi'nin ciltlerini okuyabilirsiniz. Ya da Demirciler Çarşısı Cinayeti'ni okuyabilirsiniz. Ben okuyorum, aynı zamanda da yeni romanıma çalışıyorum. Roman okumanın bir zevk işi olduğunu biliyorum çünkü. Yani bir zorla ilaç içer gibi falan okunacak bir şey değil. Bu konuda bu Edebiyat Mutluluktur kitabımdan bir şey okumak istiyorum size kısaca. Roman sanatının doruğa yükseldiği 19. yüzyılda değerli edebiyat eserleri büyük halk kitleleri tarafından bugünün televizyon dizileri gibi izlenirdi. Charles Dickens'ın fasiküller halinde yayımlanan romanları merakla, heyecanla beklenir, çıktığı anda kapışılırdı. Sevilen bir roman kahramanının ölümü halinde yüz binlerce kişinin gözyaşlarına boğulduğu anlatılır. Dostoyevski'nin romanları gazetelerde tefrika edilir, Tolstoy her romanıyla koca Rusya'da fırtınalar yaratırdı. Fransa'da Victor Hugo, Flaubert, Zola hem romanları hem politik duruşlarıyla toplumun temel taşlarını düşüyorlardı. Bu romancılar kimsenin karşı çıkamayacağı biçimde hem derin ve nitelikli hem de yaygındılar. Demek ki büyük kitlelerin okuması bir eseri değersiz kılmıyor. Sadece roman değil, bütün sanat eserleri hem yaygın hem değerli olabilir. Sinema sanatının en büyüğü olan Charlie Chaplin, Charlotte üplemesiyle dünyada milyonlarca hayran edinmiş, o dönemin kıt iletişim koşullarına rağmen Türkiye'nin köylerinde bile tanınmıştı. Bir başka örnek de Picasso'dur. Bu devrimci ressam, kübizm akımının K'sini bilmeyen milyonlarca insan tarafından iyi tanınır. Bu örnekler bizi şöyle bir sonuca götürüyor. Bir eserin nitelikli ve derin olması, onun geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesine engel değildir.